multimassive Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karasanoğlu'yla birlikte canlı yayına Bismillah diyerek başlıyoruz. Sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun eleştirilerinizle de katkı sağlarsanız seviniriz dedikten sonra e, iletişim bilgilerini yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor ve bize rahatlık ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz adresler YouTube, Twitter ve Instagram üzerinden Fatin Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor ve hafta içi her gün saatler 10.30'u gösterirken Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte karşınızda olduğumuzu hatırlatıyor. Sizlerin ve gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karasanoğlu'nun 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlayarak yayını Açalım istiyorum. Ben de çalışan herkesin bayramını kutluyorum. Yıllarca e, bu ülkede Bahar Bayramı olarak Atatürk'lü yıllardan bu yana kutlanmış. Sonra 1980 yılındaki darbeyle birlikte e, Bahar Bayramı olarak dahi kutlanmasına izin verilmemiş bir günden bahsediyoruz. 2009 yılında tekrar AK Parti iktidarı bugünü. günü. Emek ve dayanışma günü olarak bayram ilan etmiş. Dolayısıyla çalışanların, herkesin bayramını kutluyorum. Çalışanlar derken biz çalışıyoruz şu anda. Yani bizim mi bayram mı? Yer? Patronların bayramını kutladığınız gibi geldi bana. Çalışan var. herkesin, patronlar da çalışıyor, işçiler de çalışıyor. Dolayısıyla ben patron, işçi, işveren ayrımı yapmıyorum. Gerçekten alın teri döken herkesin bayramını kutluyorum. Efendim patron oturuyor. İşçiler çalışıyor o zaman işçiler geçsin patron olsunlar öyle kolaysa bu işler diyorum. Patronlar da eğer işçi üzerinden bir istismara soyunuyorlarsa işçiler çekildiği zaman o patronlar ne iş yaparlar? <laughs> Çalıştıracak fabrika bulabilirler mi diye soruyorum onlara da. Dolayısıyla herkesin alın teri kutsaldır. Evet, herkesin alın teri kutsaldır. Bu arada Hürriyet'te bir karikatür var. Onu verirseniz arkadaşlar ekrana sevinirim. Şimdi ben e, hayırlı bayramlar deyince bazı arkadaşlara komünist misin dediler. Yani ilk çıktığı nokta itibariyle belki işçi bayramı İslam toplumunun, Müslüman bir toplumun pek bağdaştırmadığı bir konu olabilir. Ama sonuç itibariyle eğer birebir onlara bir gönderme yoksa, sosyalizme bir gönderme yoksa, komünizme bir gönderme yoksa, işçiyle işveren arasında bir düşmanlık besleme noktasında bir çalışma, bir faaliyet yoksa, patronu da, işçiyi de, işvereni de hepsini birlikte düşünebiliyorsak, bunlar birlikte hareket ettikleri zaman ülkeyi kalkındırırlar. İnsanların ailelerine, çoluğuna, çocuğuna rızık götürür, ekmek götürür, bakış açısıyla yaklaşabiliyorsak olaya, işçi bayramı da kutlanabilir. Patron bayramı niye yok diye belki çekinenler veyahut da sorgulayanlar varsa, işçi sayısı milyonlara ulaşmış durumda. Patron sayısı işte hele hele Türkiye gibi daha yeni yeni gelişmekte olan ülkelerde sermayenin tabana yayılmadığı toplumlarda maalesef 3 tane 5 tane patrondan bahsediyoruz. Peki o zaman niye e, hayırlı bayramlar diye ya da 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun diye aketin birinci sayfasında herhangi bir ibare... Yok. Yani reklamını yapmanın da bir şeyi öne öne çıkartmanın da çok fazla yani e, Cumhuriyet Gazetesi'nin peşine takılmanın, kuyruğuna takılmanın da bir alemi yok. Cumhuriyet Gazetesi onu zaten fazlasıyla yapıyor. Onu yaptıktan sonra da hemen altında takkeli, türbanlı çocuklar onların eşliğinde işte kaymakam da takkeyi taktı namaz kıldı diye. Haberler yapılıyor. Onlarla da aynı durumda olmanın da bir alemi yok. Ben, bana sorulduğu zaman İslami ilkeler açısından bir zararı yoksa ki Hz. Peygamber 1400 yıl önce işçinin alın teri kurumadan onun hakkını veriniz diye hadisi şerifi var. Demek ki önemsemiş, işçiyi önemsemiş, alın terini önemsemiş, onun bedelini önemsemiş bu hadisi şerif irad edilmiş. Dolayısıyla başka hadisi şerifler de var. Her doğan insanın rızkı Allah'a aittir diye biz biliyoruz. Ama yine bir hadisi şerifte hiç kimse çalıştığının karşılığında ailesine götürdüğü rızıktan daha hayırlısını yememiştir diye buyruluyor. Demek ki hepimizin rızkı Allah'ın kefaleti altında. Ama biz çalışıp da edindiğimiz bir kazanç sayesinde evimize ekmek götürüyorsak o rızık daha da değerli. O açıdan da olaya yaklaşmamız lazım. Çalışmak ibadettir, hadisi şerif değil bildiğim kadarıyla. Ama veciz bir söz olarak toplumumuzda yaygın olarak kullanılıyor. Allah rızası için çalışmaktan bahsediliyor. Hatta sokakta yürürken, çalışmayı bir kenara bırakın, sokakta yürürken Gelen geçen insanların takılabileceği bir taş gördüğünüz zaman onu yolun ortasından alıp bir kenara koymak o da ibadettir diye bakılıyor İslam dini e, literatüründe. Dolayısıyla bu mantıkla olaya yaklaşmamız lazım. Ama işçi bayramı hadi bakalım takılalım e, sosyalistlerin peşine e, açalım bir. E, onların sloganı olan bilmem kırmızı bayraklar vesaireler onların peşinden kuyruklarına takılıp ondan sonra yarın öbürsü gün Allah korusun takke de neymiş, türban da neymiş demeye geliriz. Ama madem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Böyle güzel bir hadisi şerifi var. Öyle değil mi? Yani emekçinin, işçinin alın teri kurumadan e, ücretini ödeyin diye var. Niye biz 1 Mayıs'ı ee, ...bu sola, solculara, sosyal demokratlara, komünistlere teslim e, ediyoruz sorusu akla geliyor. Bir bu. İki, niye? Ee, bakın bu da Hürriyet gazetesinde, şu anda arkadaşlar ekrana verdiler. Mesela Hürriyet gazetesindeki bugünle ilgili bir karikatür ve diyor ki... ...yaşasın 1 Mayıs ve bak saat kaç oldu, ne geldiler ne de aradılar, hayırsızlar diyor... Amcam, teyzem ise çocukların işleri güçleri vardır. Ali Rıza Bey, hadi otur, kahve yapayım diye bir cümle var. Şimdi bu karikatürün anlam ve önemi çok ayrı. Yani o kadar büyük anlam ve önemi var ki Hürriyet'teki bu karikatürün ama önce şu sorum önemli. Yani mesela AK Parti 2009 dediniz, değil mi? 2009. 2009. 2009'da 1 Mayıs'ı bayram yaptı. Şimdi bayram yapan AK Parti. Ama biz bugün iktidarı destekleyen yandaş medyaya bakınca, yandaş medya diyorum ama alınmasınlar bazıları <laughs> Yandaş medyaya bakınca yani sanki böyle bir bayram yok. 1 Mayıs e, işçi ve emekçi bayramı değil. Sadece bu bayram Cumhuriyet Gazetesi'nin, Evrensel'in bir günün sözcünün hatta bu karikatüre bakarsak sadece hürriyetin bayramı. Biz Müslümanlar, mütedeyyinler, İslamcılar, sağcılar, milliyetçiler, ülkücüler, alperenler bu bayramı kutlayamazmış gibi bir algı oluşturup bizi eve, eve hapsediyorsunuz. Hayır tam aksine siz diyorsunuz ki komünistlerin kutladığı gibi, sosyalistlerin kutladığı gibi aynı şekilde kutlayın. Hatta burada verilmek istenen imaj şudur, İslam dininin ritüellerinin hepsine karşı çıkanlar, namazda neymiş diyenler, takke neymiş, türban neymiş diyenler, kutsi noktada ne varsa hepsine karşı çıkanlar geliyorlar. İşçi bayramını kutsal bir hale getirmeye çalışıyorlar. İnsanların dini bayramlarda akrabalarını, annesini, babasını ziyaret ettiği gerçeğinden hareketle e 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda niye bizim çocuklar bize gelmediler diye ona da bir kutsallık atfetmek için belki 10 yıl sonra, 30 yıl, 40 yıl sonra Aa, işçi bayramı da İslam'ın emirleri içerisinde yer alıyormuş gibi bir belki de anlam çıkartmak için bir algı oluşturuyorlar. Tam aksi bir algı olduğu kanaatindeyim. Ama ben durduğum noktada şuna bakıyorum. Eğer ateistlere alet olmuyorsanız herhangi bir günü kutlamanın İslam dini açısından bir sakıncası olmadığı kanaatindeyim. Fazladan ben sizin bayramınız kutlu olsun dediğim zaman eğer bunun arka planında bir ateisti övme bir atıyorum Lenin'i, Marx'ı şunu bunu övme anlamında bir ifade yoksa, öyle anlaşılacak bir ifade yoksa, e, kutlarım bunu. Nitekim Hazreti Peygamber de işçiye onun alın terini kutsamış. Dolayısıyla bu anlamda ben kutlamayı yapabilirim. Ama onlar diyorlarsa ki Gel bizim mahalleye, gel Taksim'e, zorlayalım orayı. Taksim olmuyorsa Bakırköy'de geyleri, lezbiyenleri de toplayalım. İşte kadınların genel ellerde çalışmaları da onların da bir anlamda emek vererek yaptıkları bir kazançtır. O da kutsaldır şeklinde bir anlatımla benim karşıma çıkıyorlarsa lanet olsun size derim ve kenara çekilirim. Evet siz öyle diyorsunuz ama şimdi burada tabii şu anlam ve önem de var gibi geliyor bana. 1 Mayıs yani kutsaliyet atfetmekten daha ziyadesiyle ey yaşlılar beklemeyin gençler bugün sokağa çıkma günü. Bugün sokağa hareketlendirme günü ve bugün sokakta olma yani devletin kamu düzenini e, korumak adına kapattığı meydanları açma günü gibi algılanıyor ama işleri güçleri var diye ifade etmiş onu. Bir bugünkü galiba. İşleri güçleri o işte. Yani işte o iş güç iş. değil midir yani İhsan Bey? Yani, yani onu başka türlü yapacak başka şeyleri var gibi bir ifade kullanmış olsaydı biraz daha size daha fazla hak verirdim. Bir internet sitesinde de Taksim'e gidiş iş taksimde işe gitmek isteyen vatandaşları polis engelledi diye sabah üzeri bir haber vardı. Yani bir yandan diyoruz işçi bayramı. Öbür taraftan çalışmaya giden işçiler diyoruz. Ya kardeşim 3 tane 5 tane sağlık işçisi olabilir. Doğru. Nöbetçi insanlar olabilir. Doğru. Zorunlu ihtiyaçlar için çalışan iş yerleri olabilir. Doğru. Gıdayla ilgili iş yerleri olabilir. Ama şimdi bunu abartıp da iş yerine gitmek üzere Taksim'e gelen vatandaşlar e, polis tarafından engellendi derseniz kafanızın arkasında başka planlar var demektir. Devleti, polisi Tukak'a ilan etmeye çalışıyorsunuz demektir. Ben burada, şahsen işleri güçleri ifadesini e, biraz Ma, daha masumane buldunuz. Üst <laughs> karşılamak. Evet, masumane buldunuz. Tamam, Hürriyeti öyle buldunuz. Bakın, bu da Milli Gazete. Milli Gazete 1 Mayıs İşçi Bayramı diye vermiş. Birinci sayfadan vermiş. Bu Milli Gazete yani evrensel değil. Evet. Bir gün değil. Sadece bununla kalmamış. Bakın çalışma hayatı diye bir de ek vermiş ve 1 Mayıs'ı kutluyor. E, Milli Gazete ve bu e, 1 Mayıs etkinliğine de yani e, gazetenin etkinliğine de memur sen ve hakış destek vermiş. Versinler hayırlı olsun diyelim. Yani dediğimiz çerçevede eğer sınırların dışına çıkmıyorlarsa içeriğine bakmadım, görmedim. Eğer sınırlar ihlal edilmiyorsa bir sosyalizmin propagandası yapılacak noktada bir ifade vesaire yoksa, bir algı yoksa diğer yaptıklarının yanında 1 Mayıs'ı kutlamak herhangi bir şekilde benim nezdimde bir sakıncası yok. Evet, tabii memur sen ve hak iş derken de, bakın arkada da kocaman ilanları var. 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'dayız diyor. Ama Şanlıurfa'daki etkinlik bugün gerçekleşemedi. Çünkü gerçekleşememesinin sebebi arasında şimdi Okan Çetin daha gönderdi bana. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs sürücüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu kazada 4 kişi hayatını kaybetti diyor. Saat 09 sıralarında Birecik Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve <laughs> kurtarma ekibi sevk edildi. 1 Mayıs mitingi iptal edildi diyor. Hakiş ve memur senin Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle iptal edildi ve şu anda da eee ölü sayısının 5'e yükseldiğine ilişkin de bir bilgi bu da görüntüler. Evet teşekkür ediyoruz Aykut görüntüleri alabilirsin. Ee, bu da görüntüler. Biz hem e, ölenler Allah'tan rahmet dileyelim. Allah'tan rahmet diliyorum ben de tabii. Yani üzücü bir kaza. Bu tür toplantılar, etkinlikler güzel bir şey ama işte maalesef gerekli tedbirler mi eee hat safhada alınmıyor yoksa Başka sebeplerimi vardır, bilemiyorum ama bu üzücü kazalarda gerek böyle işçi kardeşlerimizi açısından olsun, partilerin mitinglerinde oluyor veya gezi düzenlemelerinde oluyor, tur düzenlemelerinde oluyor. Maalesef insanlar işte bir etkinlik için giderken yolda hayatlarını kaybediyorlar. Allah'tan rahmet diliyorum işçi kardeşlerimize. Evet, Allah'tan rahmet dileyelim. Ama şimdi bir iki konu daha var bu konuyla ilgili. Onu da bir masaya yatıralım istiyorum. Öncelikle şunu hatırlatayım. Abdurrahman Dilepağan bugün Akit gazetesinde yazdığı bir yazı var. Benim de yazmak isteyeceğim. Altına imza atacağım ama yazamayacağım bir yazıyı Abdurrahman Bey bugün yazmış. Bayram ve korku diye yazıyor yazısını o kadar güzel işlemiş ki o kadar güzel evet yani ben de böyle olmasını istiyorum diyeceğim bir yazı kalemi almış Okudunuz mu Ali İhsan Bey? Genel hatlarıyla okudum ama sizin hangi yönünü önemsediniz? Çünkü kanlı mayıslardan başlamış. Abdurrahman abi öyle anlatırken bir konuya dokunup geçmez. Onlarca konuyu da içinde barındırır. Siz nereyi önemsediniz onu her tara Her tarafını her önemsedim. Tarafını bir, Her evet. tarafını önemsedim. Bir, bugün 1 Mayıs 77'yi de bir alalım bence. Yani madem Abdurrahman Dilipak kanlı 1 Mayıs'ta Taksim'dekilerle bugün Taksim'e çıkmak isteyenlerin onlarla ne alakası var diyor. Bakın önemli. Yani bugün meydanları zorlamak isteyenler ki zorlamak istendiğine dönük de bir şu ana kadar bir bilgi yok eski en azından. Eski yıllara göre ben gö yok. bildiğim kadarıyla eski yıllarda gerçekten bunun kavgasını gereksiz şekilde ve hat safhada yaparlardı. Disk özellikle hala aynı genel başkan var Arzu Çerkezoğlu. Ee, eski yıllarda ben hatırlıyorum, hayır çıkacağız, siz istediğiniz kadar yasaklayın veya engelleyin veya bize yeni kapı miting alanı çok daha büyük orada miting yapabilirsiniz diye yer gösterseniz bile, Bakırköy'de yapabilirsiniz diye ikinci bir alan gösterseniz bile, Maltepe'de üçüncü bir alan gösterseniz bile, biz yine Taksim'e gideceğiz, biz illa taksim illa taksim diye ısrarda bulunuyorlardı. E bu sene itibariyle biraz daha aklı selim e, hakim olmuş görünüyor. Evet aklı selim e, egemen olmuş gibi gözüküyor ama yani burada diyor ki e, o kanlı 1 Mayıs'ta orada olanlarla bugün 1 Mayıs diyenler arasındaki e, çelişkiye dikkat çekiyor. Yani bugün mesela kar ABD diye bir pankart görecek miyiz diyor mesela. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi yazan yani o diskçiler var ya yani emperyalizme ABD'ye karşı olanlar var ya yani bugün böyle bir pankart asacaklar mı diye soruyor ve asmadıklarını ve Amerika emperyalizmiyle birlikte hareket edenlerin 1 Mayıs'ı kutladıklarına işaret ediyor Abdurrahman Bey burada. Tabii o yönü gerçekten önemli ve belki de bugünkü etkinlikten sonra da tekrar üzerinde eğililmesi gereken bir konu. Yani Venezuela'da darbe girişimi oldu biliyorsunuz dün itibariyle. Venezuela'da Amerika'nın bir darbe girişimi varken şimdi 1 Mayıs alanlarında işçilerin ki işçiler en fazla neye karşı çıkıyorlar? illa patron benim düşmanım diyor olsa o patron yanında çalışma derler adama. Yani neye karşı çıkıyorlar? Sömürüye karşı çıkıyorlar. Peki Venezuela'daki olay nedir? Mısır'da olan olay nedir? 15 Temmuz'da Türkiye'de olan neydi? Yapılmak istenilen neydi? Amerika'nın tezgahladığı darbeler, sömürü dünyası. E, dolayısıyla şimdi ben Bakırköy'de veya değişik yerlerde, Türkiye'nin değişik illerinde 1 Mayıs için sokağa dökülen insanların Venezuela'daki olaya nasıl tepki verdiklerini bir görmek istiyorum. Gerçekten o noktada. Apıralar. O, o zaman verelim Ali İhsan Bey. Ben o kadar uzatmam o işleri. İşte. Buyurun. Yani bu cumhuriyet haklarımız için meydanlara. Tüm çalışanların 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun. Tamam. E, altta Venezuela'daki habere bakın. ABD düğmeye bastı. Emperyalist ABD yok. Kars olsun ABD emperyalizme, Tekrar düğmeye bastı. Yeniler Yeni, sanki düğmeye bastı, çalışmaya başladılar gibi et, masumane bir ifade. Işte, işte başlık. Evet. Yani başlık burada. Yani hem de tam da 1 Mayıs'a denk gelen bir Amerikan emperyalizminin Venezuela'da yaşattıklarını bugün Cumhuriyet Gazetesi bakın böyle görüyor. Venezuela'da darbe girişimi ABD düğmeye bastı. Yani ABD böyle çok normal, olağan Hakkı. E, hakkı haklı bir olayı e, gerçekleştirmiş ve düğmeye mi basmış yoksa başka bir şey mi yapmış e, bakın. Neredeyse yani, yani besmeleyi çekti, soyundu. Artık Venezuela'daki artık sömürge devleti veya yöneticiler artık bundan sonra istediklerini yapamayacaklar da diyebilir yani iş sayfalarında o da vardır. İhvan sürp sürprizi diye hemen altındaki başlık da zaten onun bir sonrasında verdiği haber. Trump işte Ak Parti'ye sürprizi yapmış, yapmış. Mısır'daki ihvanı terörist listesine alacakmış. Onu da arkasından veriyor. E o zaman nerede? Tam da Abdurrahman abinin dediği gibi 1970'li yıllarda Türkiye'de dindar insanları da suçlayan solcular sürekli biz ABD için sokaklara dökülüyoruz. ABD'yi kınamak için sokaklara dökülüyoruz. Onların emperyalizmini kınamaya çalışıyoruz. Siz niye bizim yanımızda değilsiniz diyorlardı. E şimdi buyurun. Kendileri Amerikancı olmuşlar. Biz olduğumuz yerde duruyoruz serin kanlı bir şekilde. Biz Amerika'ya karşıtlığımızı devam ettiriyoruz. Buradaki cumhuriyetin yaptığı başlık tamamen kınanması gereken belki de 1 Mayıs alanlarında da e, belki işverenleri kınama veya hükümeti kınama yerine Amerika'yı kınamaya dönüşmesi gereken bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. İşte duruyoruz, yani Abdurrahman Dilipa doğrulayan bir manşet evet. yani ABD düğmeye bastı başlı. sadece orada değil yani alın işte yaşasın 1 Mayıs bakın evet. yaşasın 1 Mayıs diyen bir gün gazetesi bakın e, Venezuela'daki haberi nasıl vermiş ABD'nin adamı Venezuela'da darbe peşinde Hı. bakın. O kadarcık. Değeri i̇şte, o kadar. Darbelere karşı çıkan solcular işte işlerine gelen darbeler olduğu zaman veyahut da Maduro tek dertleri de şu aslında. Onu da söyleyelim yani. Başka e, vatandaşlar da farklı bir algı içerisine düşmesinler. Maduro Tayyip Erdoğan'la iki tane fotoğraf çektirdi. Bütün dertleri bu. Sen misin o fotoğrafı çektiren? Sen misin Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın ezilen insanlarla yan yana durduğuna dair bir görüntü veren? Sen misin Amerika'ya karşı benimle birlikte meydan okuyan diye düşünüyorlar ve Cumhuriyeti bir günü belki evrensel olsa burada o evrensel de işçilerin haklarını savunuyoruz diyen gazetelerin medyanın tamamı bir anlamda Venezuela'daki darbeye neredeyse destek çıkacak hale düşmüşler. Evet düşmüşler. Sadece o değil. Bu da işte bakın Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nde Venezuela'da yaşananlar... Ha, Venezuela'da Amerikancı darbe girişimi. Amerikancı. Evet. Bakın yani bu. Bu arada 1 Mayıs 77'yi hatırlarken e, Aydınlık grubunu hatırlayalım mı diye düşünüyorum. 1 Mayıs 77'de yani... Bu Bunun he, kaç, 42 yıl mı oluyor Ali İhsan Bey? 77 deyince. 42 yıl. 23 oradan 19 buradan evet. 42 yıl önce yaşanan ve e, 50'ye yakın insanın e, mezar olan Taksim Meydanı'ndan bahsedeceğiz. Şimdi bahsederken de Abdurrahman Dilip yazısını emin olun bu ülkedeki sağcısı da okusun, solcusu da okusun, bu ülkedeki dinlisi de okusun dinsizi de okusun. Bu ülkedeki Kürt'ü de okusun, Türk'ü de okusun, Alevisi de okusun, Sünnisi de okusun diyorum. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Niye? Çünkü bir cümle var ki o kadar önemli ki kibriti gözünüze çok yaklaştırınca arkasındaki ormanı göremezsiniz diyor Abdurrahman Dilipak yazısında. Veciz bir söz ve almış buraya koymuş ve hepsini tek 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 tek, tek anlatıyor ve bugün yaşananları bugün o meydanları zorlamak isteyenlerin aslında hangi noktada durduklarını yani 1968'de kanlı pazar diye ortaya çıkanların bugün aslında Amerika ile birlikte iş tutanlarla birlikte hareket ettiklerini gözümüze sokuyor. Yani bunları zaten sıklıkla sürekli tarih tekerrürden ibarettir diye söyler dururuz. Ama işte ibret almazsanız tarih tekerrür etmeye devam eder şeklindeki devamını maalesef dikkate almayız. O tarihte olanlar bunlar. Amerika'ya karşı çıkıyormuş gibi yapıp sokakları dolduran insanlar. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünya beşten büyüktür diyen bir Tayyip Erdoğan'ı devirmek için onun yerine daha Amerika ile sıcak ilişkiler kuracak kişileri o noktaya getirmek için çaba sarf eden, hatta bu uğurda yıllardır karşı çıktıkları bir Abdullah Gül'e bile razı olan insanlar, solcular veyahut da bizim mahalledeki insanlar söz konusu. Veya bir başka noktada baktığımız zaman CHP'nin HDP ile birlikte iş tutması onlara bir anlamda destek, koltuk değneği olarak kullanıp seçim kazanması arkasından PKK'lılara göstermedikleri Hakaretleri, yapmadıkları hakaretleri şehit ailelerine, şehitlerin bulunduğu ilçelerdeki köylülere yapmaları. Ki dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ona yönelik olarak bazı ifadelerde bulundu. Bana yapılan saldırılar PKK'lıların yaptıkları saldırılara benziyor diye. Bir nitelemede çok büyük haksızlık içeren bir nitelemede hakarette bulundu. E şimdi ne oluyor burada? Amerika'ya karşıyız diyor solcular. Ama Amerika ile iş kotarıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. İşte teröre karşıyız diyorlar. PKK'yı kınamadıkları kadar bir köylünün, bir şehidin cenazesinde o protestolara PKK terörü gibi benzetme yaparak bir anlamda köylülere PKK'ya karşı mücadele verecek olan insanların çocuklarını bir anlamda etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Protestoya sizin hakkınız yok demeye getiriyorlar. Bunların hepsini karşılıklı olarak yorumlamamız gerekir. Evet, yorumlamamız gerekir ama bence 1 Mayıs bunlara bırakılmayacak kadar önemli. Yani bunlara bırakmamalıydık biz. Bugün ben gazeteleri görünce, hatta AK Parti'nin durduğu yeri görünce, MHP'nin durduğu yeri görünce, Cumhur İttifakı'nın durduğu yeri görünce bırakalım 1 Mayıs'ı. Bunlar kutlasınlar noktasında bırakmamalıydık. Nasıl Nevruz'u HDP'ye, PKK'ya bırakmadıysak bıraktık mı? Bırakmadık. Eğer bıraksaydık Nevruz bir Türk bayramı olduğunu bilmeyecektik. Öyle değil mi? Ne oldu? Aldık Nevruz ellerinden. Bu 1 Mayıs'ı da bunlardan almalıyız ve biz bugün meydanları doldurup Amerikan emperyalizmine Emperyalizme, Batıya, İslam düşmanlarına, ihvanı terör örgütü yapanlara, öyle değil mi? Kudüsü İsrail'in başkenti yapmak isteyenlere, öyle sömürü, değil mi? Sömürü dünyasının tamamına, Heh. Her Sömürü dünyasının sömürüye. tamamına, hepsine biz bugün karşısına dikilmeliydik. Yani ama biz ne yaptık? Hayır, bıraktık. Bırakmakla da kalmadık. Bakın şimdi. Aydınlık gazetesi bile kıdem tazminatıma dokunma diyerek aslında iktidara, güya iktidarla birlikte hareket ediyor ya, güya Osmanlı'yı hatırladı ya, öyle değil mi? Aydınlık gazetesi Osmanlı'yı hatırladı. Neredeyse Osmanlıcılık yapacak bize, bizim karşımıza geçecek. Yersek, yer miyiz? Yemeyiz. Bakın ne diyor burada? Bugün 1 Mayıs işçinin kara gün dostu, oğlumun düğünü, kızımın çeyizi dediği kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı milyonlara alanlara çıkacak. Milyonlar alanlara çıkacak. Tamam kıdem tazminatı ile ilgili eğer bir eleştiriniz varsa. Bir geriye gidiş varsa. Varsa siz bununla ilgili tepkinizi koyabilirsiniz. Ama sizin en önemli asli göreviniz ABD emperyalizmi. Batı'nın Orta Doğu'da İslam coğrafyasında ve ezilmişlerin üzerinde ee, sopa gibi duran elindeki kılıcı, e siz bununla ilgili ne diyorsunuz aydınlık gazetesi? Bakın bir şey demiyorsunuz. Venezuela'daki hadiseye bir şey demiyorsunuz. Ama demediğiniz gibi çünkü niye biliyor musunuz? Bütün bu demeyenlerin 1 Mayıs 77'de parmağı var. 1 Mayıs 77'de parmağı var. Bakın 1 Mayıs 77'yi bile unuttular. 1 Mayıs 77'de Taksim'de ne olduğunu bile unuttular. Çünkü 1 Mayıs 77 12 Eylül'e giderken yaşanması gereken bir katliamdı. O günkü devlet, o gün o meydanda olanların hepsinin sorumluluğu olan bir olaydı. Nasıl arkasından Maraş'ta katliam yaptılar, Çorum'da katliam yaptılar, Abdi İpekçi'yi öldürdüler, Malatya'da katliam yaptırdılar ve de her iki günde bir bir koalisyonu yıkıp bir başka koalisyonu kurdurarak Türkiye'yi 12 ülle nasıl götürdülerse bugün de benzer bir provokasyonun içerisindeler. E, Selim'le hareket etmek lazım. İşçi Bayramı denilen şeyi bakın 1980 darbesinden sonra Özal gelmiş. Bayramı getirememiş. Ondan sonra Erdal İnönü solcu bir parti güya. CHP veya SHP olarak bakabiliriz. İktidar ortağı olmuş. O bayramı tekrar tanıyamamış. Bülent Ecevit geldi. İşçi dostu dediler. İşçi, işçi, işçi vesaire diye tanıttıkları Bülent Ecevit başbakan olmuş. İşçi bayramını bayram olarak kabul etmemiş. Geldik 2009 yılında AK Parti bu bayramı kabul etmiş. Ama geldiğimiz noktada yine AK Parti kötü, AK Parti kötü diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Tamam yanlış olduğu noktaları masaya yatıralım. Yani kıdem tazminatında küçücük, küçücük diyorum bakın. Yüzde bir falan demiyorum. Binde bir, milyonda bir, milyarda birlik bir geriye gidiş varsa hep beraber karşı çıkalım. Ama kıdem tazminatını üç tane patronun iki dudağı arasından çıkartıp devlet garantisi içerisine alacak olan bir gelişmeyi karşı çıkıyorsa aydınlık grubu, o zaman da işte bütün tarihi itibariyle aydınlık grubu ne yaptı diye masaya yatırmamız gerekir. 1977 yılındaki o Taksim mitingi sırasında Tepebaşı tarafından gelen yapılmakta olan bir mitinge aydınlıkçıların sonradan sopalarla gelip o alana girmek için zorlamaları, arkasından da çıkan kavgalar, çıkan kavgalarla da yetinilmeyip ondan sonra havaya ateş ediliyor gibi göstererek topluluğun üzerine açılan ateşler ve sonrasında da işte 50'ye yakın insanın ölmesiyle karşı karşıya kalmıştık. Tabi olayların tamamını masaya yatırmamız lazım. En önemlisi de şu an solcuların bugün geldiği nokta itibariyle Amerika Amerika karşıtlığından ziyade Amerika muhipliği yapmaları, Amerika'yı adeta bir büyük devlet ve Türkiye'de de Yönetimi değiştirmesi gereken tek sığınılacak bir liman gibi görmeleri. Adeta Trump eğer devirebilirse devirebilir Tayyip Erdoğan'ı diye bakıyorlar. Onun için o dolar operasyonlarına, döviz operasyonlarına destek veriyorlar. Onun için patlıcanı, biberi e, köpürttüler. Şimdi artık patlıcanı, biberi konuşmuyoruz. Seçim oldu, bitti. Çünkü seçim öncesinde bir malzemeydi onların hepsi. Onların hepsini şimdi unuttuk. Şimdi geldik efendim işçi bayramı. Yine de ben iyi niyetle yaklaşmak istiyorum. İnşallah alanlarda olumsuz gösteriler vesaireler olmaz. İnşallah İslam'a yönelik ki eski yıllarda mitinglerde gericiliğe hayır, şeriata hayır diye işçileri yönetti yönlendirdiler bunlar. İşçilerin eline afişler verdiler bu anlamda. Dolayısıyla inşallah bugünkü gösterilerde o anlamda afişler taşınmaz diye Evet, aslında daha neler konuşacağız ama bir reklam arası vereceğim. Bu arada reklam arasının ardından Ali İhsan Bey'in söylediği birçok konu var. Küçük küçük söyledi. Hepsini getireceğiz Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini, mecliste ne söylediğini ne söylemek istediğini, nasıl anlamamız gerektiğini, hepsini Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararla ilgili Ali İhsan Bey'in İş Bankası'na dönük yazdığı yazıyı, Abdurrahman Dilipağ'ın yazısını değerlendirdik ama kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Bu arada yazmıyorsunuz, demek ki izlenmiyoruz diye düşünüyorum. Ya da izlenmememizin sebebini şöyle de görüyorum. Demek ki biz solcular, sosyal demokratlar meydanlara çıktı zannediyorduk. Meğer... Belki de sosyal demokratlar bizi izliyorlardı. Onlar mesaj atıyorlardı veyahut da sosyal demokratlara destek veren belki dindar işçilerimiz var. Onlar sokaklarda onun için mesaj yazamıyor. Evet mesaj yazamıyorlar ama biz yine de bekliyor olacağız kısa bir ara. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın bu yayına dedikten sonra hemen Ali İhsan Bey'in 1 Mayıs'la ilgili söyleyeceği herhangi bir şey var mı? Yoksa diğer konulara geçelim diyorum ama mesela sabahta bir haber vardı o da ilginçti. CHP 1 Mayıs'ta işsiz bıraktı. Yani bu haberlere artık alışacağız gibi görünüyor. Ben yorumlamayacağım. Niye? Oku, okumadım Heh. ama artık sıklıkla bu tür haberleri göreceğiz medyada. Ee, Bolu'dan başladık, işte İstanbul'dan devam edeceğiz. Yine benzer şekilde AK Parti'de daha önceki yıllarda olup da şimdi CHP'ye geçen bütün belediyelerde bu tür haberleri... Alışık olmaya çalış Ama alışık olmaya devam edeceğiz diyorsunuz da Ali İhsan Bey. Mesela ben AK Parti'den MHP'ye, MHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde de benzer haberler okuyorum. Yani mesela Kastamonu'da iki ilçede Ülke Ocakları Başkanı'nı AK Parti kazanmış belediyelere, Ülke Ocakları Başkanlığı çöpçü yapmışlar. Yani ben şöyle görüyorum. AK Partililer yapamazlar. Şunun için yapamazlar. Yani AK Partilileri kutsamak için de söylemiyorum. AK Partililerin kendi mayasında böyle haksızlıklar yapmama noktasında bir e, altyapı zaten vardır. Ama küçücük yaptıkları bir yanlışlıkta, Cumhuriyeti, Sözcüsü, Hürriyeti, Milliyeti hepsi üzerlerine gideceği için bu tür yanlışlıklarda daha böyle e, geride dururlar. Ama CHP pervasız bir şekilde, utanmaz bir şekilde biz yaparız, ederiz. Biz seçimden önce noter taahhüdü vermiş olsak bile seçimin hemen ertesinde bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde 97 işçiyi birden attı. O kapsamda hangi AK Partili belediye başkanı yeni kazandığı bir ilde, ilçede bu kadar kapsamlı şekilde bir işçi kıyımı yapmış. Yani bir kişi, iki kişi e oluyor. Her belediyede oluyor. Doğrudur. Eski yıllarda da olmuştur. Ama bu kapsamda yani Bolu'nun örneği, örneğini vereyim ben şimdi. 97 işçi Bolu gibi bir yerde 97 kişinin birden işine nasıl son verilir? Hele hele bir de bu adam Kur'an-ı Kerim'e el basarak, Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başladıysa ve bu adam noterden 25 Mart itibariyle gidip notere ben kesinlikle hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağım diye taahhütte bulunmuş işte. Yani bu da, dolayısıyla biz bu tür haberlere alışık olmalıyız bundan sonra sıklıkla bu tür haberleri göreceğiz ama işte belki 4 yıl bekleyeceğiz belki 5 yıl bekleyeceğiz Ondan sonrasında unutturacaklar bunu ama unutturmayacaklar tamam, Ondan sonra İstanbul AK Parti'ye geçecek aynı fotoğraf AK Parti yapmaya başlayacak yapamaz diye söylüyorum ben Çünkü AK Parti'nin hamurunda böyle haksızlıklar bu kapsamda haksızlıklar yapmak yoktur Bir. iki yapmaya zaten fırsat vermez. Yani bakın havuz medyası dedikleri medyalar. Önünüzde şimdi karar gazetesi var. Havuz medyası deniliyor. Yapmadıkları eleştiriyi bırakmıyorlar AK Parti'ye. E ne oldu? Nereden oldu havuz medyası bu karar gazetesi? Çıkarken belki havuz medyası gibi bir tabelayla çıkıyorlar. Ondan sonra Cumhuriyet'in yapmadığı küçük küçük noktalardaki şeyleri bile abartarak manşetlerine taşıyorlar. Dolayısıyla AK Parti'ye o açıdan da ben muhalefetin varlığından rahatsızlık duymuyorum. Gerçekten olması gerekir bu açıdan. Yani AK Parti bir yanlışlık yapmaya tevessül ediyorsa, bir çaba içerisindeyse aman hemen Cumhuriyet yazsın o yanlışlığı ki yapamasınlar. İşte o karar yazarsa daha iyi değil mi Ali İhsan Bey? Yani mesela Ama ben, düşmanca ben, yazıyorlar. Ben seçimden bu yana mesela ben karar gazetesini daha okunur görmeye başladım Tamam eleştirilerinde e, e, aşırıya giden unsurlar var ama yani hiç de eleştirilmez gibi bir partiyi bir parti teşkilatlarını bakın ne diyorum ben size Ö yer verdim Kastamonu dedim Kastamonu'da ülke ocakları başkanını çöpçü yapmış adam yani Ha çöpçüyse adam devam etsin. Onu ben bilmiyorum. Ama eğer siz onu muhasebeciyse, eğer mühendisse, belediyede başka bir görev, kendi ihtisasına ait başka bir yerde çalışıyorsa, siz o adamı alıp çöpçü yapıyorsanız siz haksızlık yapmışsınız demektir. Yani siz Bolu Belediye Başkanı'nın yapamadığını, bakın Bolu Belediye Başkanı yine diyorum ki Mertçe 97 kişiyi kapının önüne koymuş. Koymuşsa. Ya e o zaman birisi de size der ki, Kastamonu Belediye Başkanı ben demem yalnız. Hı. Ben o olayı eleştiririm. Öyleyse dediğiniz gibi ise bir. Pastamonu mühendis... Belediye Başkanı değil yalnız İlçelerden e, iki tanesi. Şimdi isimlerini yani, unuttum isimler. Tamam bakacağım ben yani o öyle bırakmam ben onun peşini. Hı. Bir ilçede de olsa sonuç itibariyle bir mühendisse öyle söylüyorum. Ben bilmiyorum diyorum. Mühendis olabilir vesaire diyorsunuz. Şimdi böyle söylemeyelim. Yani ülke ocakları başkanı şimdi il bazında bir ülke ocakları başkanı iyi kötü kendine göre bir e, kariyer vardır diye düşünüyorum ben sonra hemen ilçeye indirdiniz onu hem de Kastamonu'nun bir ilçesi yaptınız. E şimdi Kastamonun ilçesi. Ben de bulurum haberi bulurum yani tamam, haberi bulurum. yok. Ömrümüz varsa yarın da tartışırız. Ben getiririm notumu alırım. Ama ben şunu tekrar söylerim ee, siz Bolu Belediye Başkanı yaptığı zaman yiğitçe mertçe yapıyor. Rezilliğin yiğitçe yapılanı yoktur. Onun yaptığı rezilliktir. Yani Suriyelilere yardım yapmayacağım diye açıklama yapılması rezilliktir, insafsızlıktır, vicdansızlıktır, zalimliktir. Bunun da yiğitçe yapılanı falan olmaz. Dolayısıyla Bolu Belediye Başkanından kimse sahip çıkmasın, kimse destek vermesin. O çünkü zulmünü artırır. Onun zulmünde ona destek verenlerin de payı olur. Herkes haddini bilsin. Kalkıp da fakire ben yemek vermeyeceğim Suriyeliler gitsin bilmem neye kendi ülkelerine gitsin vesaire denilirse yarın öbürsü gün seçmen de ona hadi bakalım sen de git nereye gidiyorsa. Evet yani aslında her belediyede benzer durum var ama ben mesela en çok şunu merak ediyorum. Bu belediyelerde e, el değiştirenleri öğrenebildik. Ne kadar borçları olduğunu öğrenebildik. Faturalarını öğrenebildik. Ama el değiştirmeyenlerin ne kadar borçları olduğunu öğrenemedik. Yani 2000 nüfuslu bir kasabanın 11 trilyon borcu olur mu? Sadece borçta bakılmaz. İşlerde mutlaka ön yargılı davranmak istemiyorsanız borç ve yapılan işe bakılır. İşte do Yap yapılan işe bakılır. Yani ilçe, ilçe dediğiniz yerde eğer adam devasa bir hizmette bulunmuşsa İstanbul Büyükşehir'in şimdi borcu bilmem kaç milyar diyorlar. Hı. E ya kardeşim İstanbul Büyükşehir... Trafik diye devasa bir sorunu çözmek üzere adımlar atmış. Metrolar yapılıyor, bilmem neler yapılıyor. E İstanbul Havalimanı yapılmış. Takır takır çalışıyor. Hiç konuşuyor muyuz şimdi İstanbul Havalimanını? Ama taşınmadan önce her gün tartışıyordu. Fatih Altaylılar bilmem kimler Hürriyet'ten Habertürk'ten herkes çökecek şu olacak bu olacak. Şimdi var mı bir tane konuşan? Herkes efendim Florya'daki havalimanına gitmeyi kolay buluyordular. E işte i̇şte Florya havalimanından başka biz havalimanı tanımayız modundaydılar. Şimdi taşındı. Taşıma yapıldı. O taşımada da bazı gecikmeler oldu. O gecikmeleri de e, istismar edebilecekleri kadar ettiler. Peki bir ay oldu. Atatürk Havalimanı'ndan geçti. İstanbul Havalimanı'na uçuşlar. Var mı bir sıkıntı? Elhamdülillah hiçbir şey yok. Ama kimsenin konuştuğu yok. Onu kapatalım. Ondan sonra efendim Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borcu vardı? Yaptığı hizmete bak. Sonra borcuna bak. Kıyasla de ki, kardeşim bu hizmetle bu kadar borç yapılmazdı. Ama siz hizmeti göstermeyip sadece borca bakıp yorum yapmaya kalkarsanız ön yargılı hareket etmiş olursunuz. Evet ben ama bütün hepsinin e, borçlarını merak edenlerden biri. Niye şey sadece söyleyeyim. borcu hizmeti de merak Hiz, ediyorum deyin ya. Hizmeti de merak ediyorum. Ben bir şey sana. söylüyorum siz gene aynı hayır, hayır. diyorsunuz önce, ki borcu ön, ben ön, merak önce, ediyorum. Önce bir borçlarını öğreneyim sonra hizmetlerine bakarım. Önce evet. hizmetleri bizim gözümüzün içerisine sokmasınlar. Önce bir borcu. Ama şimdi sizin bir iki tane haber söylediniz. Bir Kılıçdaroğlu'nun açıklaması iki Cumhuriyet'teki ee, ...çocuklarla ilgili takke ve türban takarak çocuklar haberi. Bunlar önemli haberler. Benim Yeni Şafak'ta önemsediğim bir haber var. Birazcık da hızlı gidelim. Bu arada Ramazan pidesi 3 lira olmuş Ali İhsan Bey. Dün söylediğiniz bir daha mükerrer olarak söylüyorsunuz. Ankara'da e, 300 gramıymış. Orada 2,5 liraymış. İstanbul'da 3,5 lira. Benim için bakış böyle bir saplantım vardır benim sürekli. O saplantım şu, ne kadar zam gelmiş geçen yıla göre? Geçen yılki Ramazan ayına göre yüzde on civarında zam gelmiş. Peki yıl başında asgari ücrete ne kadar zam geldi? Yüzde yirmi oranında. Asgari ücrete gelen zamın altında kalmış mı pide zam mı? Kalmış. Benim için... Kural budur, bakış açım budur. Eğer asgari ücrete yapılan zamdan daha fazla bir zam yapılmış olsaydı ben derdim ki AK Parti yanlış yapıyorsunuz. Eğer asgari ücrete yapamadığınız bir zammı ekmeğe, pideye yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz derdim. %14 pideye geçen yıla göre zam yapılmış Asgari ücrete yıl başında yapılan zam oranı %24'te. Arada %10 asgari ücretli lehine bir fark var. Evet. Mesela şu Karar Gazetesi'ndeki Venezuela haberini de bir gösterelim istiyorum. Çünkü başlık benim için çok anlam ifade ediyor. Siyaset yetmedi asker sokağa indi diyor Karar Gazetesi. Mesela bunu yazması benim için önemli. Niye önemli biliyor musunuz? En azından ne düşündüklerini, nerede durduklarını, ne yaptıklarını anlayabiliyoruz. Yani diyor ki Siyaset Türkiye'de de yetmiyor ve asker sokağa iner diye bir algı mu? diyor mu? rahatlıkla diyebiliriz öyle öyle bir anlam çıkması için söylüyorlar diye. Çünkü benzer söylemleri, benzer algı operasyonlarını sıklıkla onların fikir babalarında gördük. Bugüne kadar gördük. Bugünden sonra da görmeye belki Karar Gazetesi'nde de devam edeceğiz. Evet siyaset yetmedi. Asker sokağa indi diye veriyor bu haberi. Şunu Şimdi... net olarak söylememiz lazım. Kardeşim siyasetin yetmediği bir nokta yoktur. Siyaset, siyaset, siyaset. Daha doğrusu seçim seçim seçim. Eğer halk rahatsızsa patlıcanın fiyatının yükselmesinden rahatsızsa değiştirsin. Sandık eğer önüne gitmiyorsa yani düzenlemelerdeki belirlenen tarihlerde belirlenen aralıklarda seçimler yapılmıyorsa o zaman şunu söyleyebilirler belki ya kardeşim bize artık kuralları uygulamayan bir sistemle karşı karşıyayız e sen sandığı ertelersen asker de kendi görevini erteler. Aslında görevi toprakları dış, dış düşmanlara karşı korumaktır. O kalkar iç düşmana karşı harekete geçer gibi bir algı oluşabilir veyahut da söylem gelişebilir. Ama şimdi seçimler yapılıyorsa herhangi bir şekilde seçimler ertelenmiyorsa ben oturdum buraya 4 yıllığına oturdum 10 yıl oturacağım şeklinde Mısır'daki sisinin yaptığı benzeri algılar oluşmuyorsa herhangi bir atakta bulunulmuyorsa bırakın. Eğer varsa sizin tabanınız Venezuela'da sandıkta değiştirirsiniz. E benim tabanım yok. Amerika'nın desteğiyle orada askerler darbe yapacaklar. Karar gazetesi de onlara destek çıkacak. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'a seçilmiş adama ya yeter kardeşim bırak. E yeter kardeşim bırak o zaman senin göreve getirmek istediğin adamların özelliği ne? Onların kıymeti nereden geliyor? Senin kafandan mı geliyor yoksa halkın genelinin tercihinden mi geliyor? Sana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaparsın. Karar Gazetesi'ni kaldırdınız. Sağ alt köşede Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüler için şehit yakınları için yaptığı açıklama Yok, vardı. Türkiye gazetesinden vereceğim onu. Daha da büyüğünü vereceğim. Türkiye gazetesinde daha da büyüğü var. Çubuk'ta saldıranlar PKK'dan farksız. Türkiye gazetesinde daha daha da eee var. Büyük. Ama karardaki bir de sol alt köşedeki e, azizde verdiğimiz şehidi de hatırlatırsanız yani var olan bir şehit Küçücük bir yere sıkıştırılmış hı hı. ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayında ortada ölüm ölü mölü yok hiçbir şey yok bir tane yumruk var o yumruk üzerinden koskocaman bir haber yapılıyor ve köylüler şehit yakınları PKK'lı ilan ediliyor ya bunun neresini savunuyorlar? Ama ben hayır ben savunuyorum şöyle Buyurun. savunuyorum yani biliyorsunuz savunacağım şöyle savunacağım ha, bunu değil arkadaşlar Türkiye gazetesinden verin bakın Türkiye gazetesi daha milliyetçi muhafazakar bir gazete daha yerli ve milli bir gazete en azından öyle duruyor artık ben kimsenin ne kadar milli yerli olup olmadığını anlamakta zorlanıyorum o yüzden de zorlanmaya da devam edeceğim kim kim sorusunu sormaktan da yoruldum açıkçası ama şu yani siz dün burada dediniz ki ya Kılıçdaroğlu PKK'yı eleştir dediniz eleştirdi evet. Dolaylı olarak yani önce beni eleştirdi işte işte Kılıçdaroğlu eleştirdi. PKK'yı kötülemiş oldu yani şehit evet. ailesini PKK'yla yan yana getirerek PKK'yı mı eleştirmiş? Hayır PKK'yı PKK'yı eleştirmedi mi şu anda? Yani şehit yakınlarını PKK'lı ile yan yana Hayır. getirmek PKK'yı eleştirmek şehit aileleri mi oluyor? dün Kılıçdaroğlu birlikteydi zaten genel merkezde e, birlikte bir araya geldi zaten şehit yakınları. Kılıçt Eskişehir'den giden şehit yakınları hatta o sizin söylediğiniz Azez'de şehit olanlardan birisinin yakınları dün Kılıçdaroğlu ile birlikteydi. Ali İhsan Bey hiçbir gazetede yok o. Var mı? Şimdi olayı çarpıtmayın. Hayır var mı? Şunu okuyalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde kendisine saldıran Ankaralı köylülerin PKK'lılardan hiçbir farkının olmadığını söyledi. Evet. Yani bu PKK'yı eleştirmek Eleştirmek mi değil midir Ali Yani oluyor. PKK. Yani, PKK'yı maalesef... övme, övme mi bu mesela? Bu PKK'yı PKK, yı PKK yı övme, övme mi? değil bu. Heh. Bu PKK'yı övme ama PKK, değil ama, PKK, ama PKK... şehit yakınlarını PKK'lı gibi gösterip şehit yakınlarına küfür etti. E o zaman tamam hepsi kendisinden adamı o zaman işte. Hepsi kendisinden. Kılıçdaroğlu da PKK'lı değil mi? O hayır o kadar Hayır Ali İhsan Bey Dolaylı diyoruz. Onunla karşı çıkıyorsunuz. Hayır siz anlatın. Sonra mi? şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Hayır. Hayır bak ama burada önemli bir değerlendirmede bulunuyorum. Yani siz Kılıçdaroğlu'nu yani CHP'ye kazanırsa PKK gelecek demedik mi biz burada? Ben dedim. Demeye de devam ediyorum. Ben dedim. De 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 hayır, devam ben ediyorum ben. Hayır ben dedim. Hayır ben burada dedim. Yani bu CHP kazanırsa PKK gelecek diyorlardı ama TC geri geldi diyor. Şimdi bakın yani ben bunu dedim. E dediğim şekilde şimdi PKK'yı eleştirsin diyoruz. İşte eleştirmiş. Ha tamam dolaylı yoldan eleştirmiş. Kabul ediyorum. Tabii ki oradaki e, şehit yakınları, oradaki çubuktakiler bir PKK'lı olabilirler mi? Olamazlar. Ona da itiraz etmiyorum. Ama PKK'ya da eleştirisini saldırı anlamında yani saldırmak fiil anlamında PKK'nın da Haksız bir şekilde saldırıda bulunduğunu, deve ile kulak mesafesinde olaylar. Birisi adam silahını alıyor. Yıllardır devletin askerine kurşun sıkıyor. Bir örgüt kurmuş. Polisi vuruyor, öğretmeni vuruyor, bebeği öldürüyor. Sen bunu kınayamıyorsun, kınayamıyorsun, kınayamıyorsun. Gidiyorsun o PKK'lıların vurduğu bir şehidin Cenazesine gidiyorsun, orada sana iki tane laf ediyorlar diye, senin de yaptığın PKK'dan farksız diye bir eleştiri getiriyorsun. Bu yaptığında PKK'yı eleştirmek oluyor. İnsaf yani, insaf. Yani dolaylı da olsa değil diyorsun. İnsaf, e insaf. Peki? Yani oradaki amacı şehitleri kötülemek, şehitleri tahkir etmek, şehitlerin yakınlarına küfür etmek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. Şehit yakınlarını PKK'lık gibi gösteriyor. Yapmak istediği bu. PKK'yı kötülemek için bu sözü söylemiş değil. PKK'yı övüyor mu yani orada? Ya dönüyorsunuz illa övüyor yani. Övüyor mu Ali Bey? Övmüyor illa, ama. Efendim, Bakın övmüyor orada. Çünkü şu niye? O biraz önce karardaki vardı ya, karardaki cümle. PKK'yı şöyle Siyaset övüyor. yetmezse, siyaset yetmezse biz konuşmamız lazım diyorum. Dün bu arada Fatih Şahin'i aradım ben. AK Parti Genel Sekreterine. Çıksın yayınıma dedim biliyorsunuz değil mi? Evet dün birdi bugün iki gelmeyeceğim dedi ben de Kemal Kılıçdaroğlu gelsin diyorum bakın. ben de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayayım bakalım Kemal ee, Kılıçdaroğlu tele Arayın. telefona çıkmaya cesaret etti. Hayır ben de zaten ben zaten şuydu yani e, Allah'tan seçimden sonra AK Parti yöneticileri telefon açmaya başlamışlar bakın Ali İhsan Bey telefonları açmaya başlamışlar eskiden aradığımız zaman Fatih Şahin'i aradığımız zaman danışmanın danışmanının danışmanının kapıdaki danışmanı çıkıyordu. Allah'tan bakın bu seçim sonuçları AK Partilileri biraz kendine getirmiş ve telefonları açıyor. Ben bile şaşırdım. Fatih Bey siz misiniz dediğimde evet dediğinde ben şaşırdım. Hakikaten o mu değil mi diye. Çünkü niye? seçimden önce telefonlarımızı açmıyorlardı. Açılan telefonlar danışmanların danışmanlarının danışmanı açıyordu. Bakın bu kadar ne söylüyorum. He daha da iyi olacaklar. Daha da bu millet anlayacaklar. Daha da bu milletin hizmetinde olmak istiyorlarsa millet gibi olmaya devam edecekler. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Eğer bu milletten uzaklaşırlarsa bu millet ferasetini tekrardan gösterecek. Ben bugünden söylüyorum bunu. Ve dedi ki yok dedi ya ben pazar günü dedim yayın yapalım Fatih Bey dedim. Yok dedi yok yapamayız dedi. Tamam dedim. İki. ikinci gün oldu bugün. Bakın ben normalde de aramam. Ama ne dedim? Yine de izlemem olasılığı vardır ve arayacağım davet edeceğim dedim. Bizzat aradım davet ettim. He, bu hafta gelmedi. Gelecek haftaya yine davet edeceğim. En son en ne zaman davet etmiştim? Dün 30 Nisan'dı. Bugün 1 Mayıs. İsterse 1 Haziran'a kadar da olsa devam edeceğim. Bunların yerli ve milli olan insanlara karşı tavrının ne olduğunu izleyenlere göstereceğim. Benim buradaki tavrımı o. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmış mı, sıkmamış mı? Sıkmazsa sıkmasın. Hiç önemli değil. Ama bu insanların Kılıçdaroğlu'na nasıl tavır sergiliyorlarsa yerli ve milli medyaya da aynı tavırı sergilediklerini bütün millete bu ekranlarda göstereceğim. Eğer yok bizim tavrımız yok diyorsa bu hafta gelemedi. Gelecek hafta tıpış tıpış gelecek. Benim başka bir programım eser yok. O zaman Okan Bey'e ricada bulunalım. Okan Bey de CHP'lileri çağırmaya başlasın. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlasın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etsin. Pazar manşeti olur bir başka program olur. Ama sorulacak soru şu. Siz Fatih Şahin'e niçin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadın diye soracaksınız. Fatih Şahin'in niçin o eli sıkmadığını hepimiz biliyoruz. Şehit cenazesinde ben HDP ile işbirliği yapan CHP genel başkanının elini sıkmak istemiyorum anlamında o eli sıkmamıştır. Ben de şimdi CHP'lilerin davet edilmesini arzu ediyorum Akit TV ekranlarına ve gelecek olanlara da şu soruların sorulmasını istiyorum. HDP ile işbirliği yaptınız mı, yapmadınız mı? HDP'nin eş başkanı PKK'nın başındaki Apo'nun heykelini dikeceğim derken siz bu adamların verdiği oylarla, yaptıkları çağrılarla oturduğunuz koltukları gerçekten kazanmış olarak görüyor musunuz kendinizi? Nasıl şehit cenazelerine gidebiliyorsunuz? Hem bir yandan PKK'lıları destekliyorsunuz, PKK'lıları övüyorsunuz. Dolaylı da olsa övüyorsunuz HDP ile işbirliği yaparak Apo'nun heykelini dikeceklerle seçime giriyorsunuz. Ondan sonra da şehit cenazesine gidiyorsunuz. Bunları da soracağınız programlara bakalım. CHP'liler gelecekler mi? Görelim. Evet, gelecekler mi? Görelim. Hepsine de çağrımız kesin ama iddia ediyorum Ekrem İmamoğlu'nu çağırsam gelir. Bakın gelir. Çağırsam Çağırın gelir için, ve çağırın, anlatır. Çağırın, hatta canım, Niye çağırıyorsun? Hatta ben... Ekrem İmamoğlu'na bir boykotunuz var yok. yok tabii. Ondan olmadığını biliyorum zaten. Ama çağırsak şu videoya bile cevap verir. Hadi yayınla videoyu. Yayınlayabiliyor musun Aykut? Var mı öyle yeteneklerin? Ha? Bak hangisini diyor? He hemen, hemen olmaz. Hemen, hemen. hangisi FETÖ ile ilgili kaç ha. tane videosu hangi var videosu adamın? Diyor? Hangi kaç tane diyor video var? Onlarca videosu var. Hadi hangi birini ha. hangi, hangi diyor? Hangisini diyor? Yayınlayamıyor bile Aykut. Aykut eee Beylikdüzü Belediye Başkanlığında olmayan TC'yi geldi şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında TC'yi koyduk ha. diye. Hah. Niye biliyor musun? Çünkü biz toplum olarak riyayı seviyoruz. Hayır. hayır. Biz takyeyi, biz takyeyi seviyoruz Ali İhsan Bey. Biz e, biz e, olacaksan aslın gibi ol diyoruz ama riya yapana daha fazla itibar ediyoruz. O yüzden de CHP'liler öğrendiler bu riya yapma işini öğrendiler. Şu anda riya yapıyorlar. Yakında Kılıçdaroğlu'nu beş vakit namaz kılarken göreceğiz. Yakında teravih namazlarında Kılıçdaroğlu göreceğiz. Yakında Kılıçdaroğlu da Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp playback yaparsa bakın bu kadar net. Çünkü niye? Biz toplum olarak riyayı seviyoruz. Biz dürüstlük seviyormuş gibi gözüküyoruz ama dürüst olmayanlara daha fazla itibar ediyoruz. Verin arkadaşlar. Bak buldu Aykut. Bravo Aykut'a. İddialıyız. Hatırlatıyorum. Yurtta sol, cihanda sol. Bir daha söylüyorum. Yurtta sol, cihanda, cihanda sol. sol. Yurtta sol, cihanda sol ilkesinden hareketle yurtta sol konseyi tarafından deruhte edilecek. Çok iddialıyız. Hatırlatıyorum. Yurt'ta sol, cihanda sol. Bir daha söylerim. Yurt'ta sol, cihanda sol. Çok iddialıyız. Hatırlatıyorum. Yurt'ta sol, cihanda sol. Bir daha söylerim. Yurt'ta sol, cihanda sol. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinden hareketle Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecek. Çok iddialıyız. Hatırlatıyorum. Yurtta sol, cihanda sol. Evet. Söyleyecek söz bulabiliyor musunuz Ali İhsan Bey? Söyleyecek bir söz yok işte. He? Bu. Ee, bu. Ama bu. Bu niye? Ne dedim? Biz Riyayı seviyoruz. Biz bu konuşmayı dinlemedik. Biz bu konuşmaya bakamadık bile. Kılıçdaroğlu'nun yumruğundan adam ne diyoru anlayamadık. Oraya gidemedik. O, o adamın konuşmasını canlı olarak yayınlasalardı biz bu adamı daha da iyi görmeye çalışacaktık. Yayınlandı Aha. da belki Ama yeterince, yeterince herkes bakın, izleme bakın, imkanı bulamamış olur. Size şunu söyleyeceğim. Yayınlandı ben radyodan. Ben, ben ıı, burada. Dinmedim. Ben burada. Kendi hakkımı kendim teslim ediyorum. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben hepsini söyledim. Hepsini söyledim. Nasıl şimdi Kastamonu'nun iki tane ilçesinde e, Ülke Ocakları Başkanı'nın çöpçü yapıldığını söylüyorsam hepsini söyledim. Çünkü niye? Biz siyaseten çözeceğiz. Biz... E, siyaseten çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Yoksa Tahtaravelli gibi iki tarafı bu vuruşturarak ülkede kaosun, ülkede istikrarsızlığın olmasının önünü Açmayacağız. Bakın şimdi burada çok güzel bir haber var. Muhammed Uzun'un eli kanlı hainler geleceğimizi oyladı. Ya keşke Muhammed Uzun bu haberi oylayacak diye 31 Mart'tan önce yazsaydı. Öyle değil mi? oylayacaklar. Bunlar oylayacaklar. Bizim geleceğimizi bunlar oylayacak diye yazsaydık. Şimdi iş işten geçmiş. E bunlar oyladı. E oylayacaklar. Yani bunun başka bir yolu yordam yok ki. Ondan sonra da şimdi Yüksek Seçim Kurulu üzerinden yeni bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz ve o da işin içerisinden çıkamıyor bence. İş işten geçmiş değil. Aslında YSK bu konuda daha bir hafta on gün kadar önce karar verdi. O karar verilmeden önce de biz burada tartıştık aynı konuyu. Gerçekten bunun ciddi bir e itiraz sebebi olduğunu ben buradan söyledim. Ben hukuki bilgilerime göre net olarak söylüyorum. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunda 8. maddede kamu hizmetinden yasaklı olanlar diye çok net bir kanundaki ifade var. O kanundaki ifadenin efendim mahkeme kararı şuydu buydu diye bir izahı falan yok. Açıklaması yok, yorumu yok. Kimse o yorumu yapmaya kalkmasın. Bu da tam olarak kanun hükmünde kararnamelerle atılan, ihraç edilen kişilere tanımlamış oluyor. Onları da içine almış oluyor. Dolayısıyla kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin tamamı yani 150 bine kadar çıkan o sayıdaki memur ve diğer kamu görevlilerinin tamamının aslında oy kullanamaması gerekirdi 298 sayılı kanun gereği. Ha burada 3 tane, 5 tane, 1000 tane, 2000 tane bunların içerisinde masum olduğu halde öğretmendir veya işte bir yerde çalışan bir devlet görevlisidir. Önemli bir görevde değildir fakat FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ihraç edilmiştir. O kişiler <laughs> Oy kullanmasından vicdansızlık değil midir engellemek diye itirazlar geldi. Yüksek Seçim Kurulu da o yönde bir karar verdi. Dedi ki bunların oy kullanmasında bir sıkıntı yoktur, bir sakınca yoktur. O zaman Muhammed Uzun'un haberine gelmiş oluyoruz. Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda en önemli görevde yer alan ve uçakları fetöcilere emanet edip onların... Şehirleri bombalamasını, caddeleri bombalamasını, Beştepe'nin yakınındaki yerleri bombalamasına imkan tanıyan Akın Öztürk'ün kullandığı oy için Yüksek Seçim Kurulu ne diyor? Çıksınlar söylesinler, desinler ki bu hakkı vardır. Yani e, henüz efendim daha adam mahkum olmadı veya mahkumiyeti kesinleşmedi. E, kesinleşmediğine göre kanunlarımıza göre henüz daha seçmen niteliğini kaybetmemiştir. Kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilmesi de herhangi bir şekilde seçmen olmasının önünde bir engel teşkil etmez deniliyorsa kamu vicdanı da buna onay veriyorsa helal olsun diyeyim size. Ama kamu vicdanına bu şekilde ortaya koyarsanız bu olayı yani Akın Öztürk'ü veya Gökhan Sönmez Ateşleri veyahut da Adil Öksüz'le birlikte hareket eden o sivil FETÖ imamlarının yaptıkları hainlikleri masaya yatırırsanız yüksek seçim kurulu çıksın desin. O kararı öyle vererek olayı kapattıklarını zannetmesinler. Halkın üzerine bomba atanlardan bahsediyoruz. Tankı vatandaşın üzerine sürüp vatandaşın vücudunu belinin ortasından ikiye ayıran hainlerden bahsediyoruz. Bunlar oy kullandı şu an. Ya oy kullandı ya da seçmen kütüğünde yer aldı şu veya bu sebeple gitmemiş olabilir. Bilemiyoruz ama onların araştırılması lazımdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun da şu kararı vermesi gerekirdi. Hayır kardeşim. Bu ülkede vatandaşına kurşun sıkan askerin oy kullanma hakkı yoktur demesi gerekirdi. Diyemedi. E onların oylarıyla şimdi Ekrem İmamoğlu yurtta sol, cihanda sol diyerekten bir yerlere mesajını vermiş e oluyor. Peki Aleysan Bey yani bunlar oy kullanmasın. İş bankalılar sandık başkanı olmasın. E ne yapalım Ali İhsan Bey? Uyuş, Sizin, uyuşturucu sizinle... sanıklarını da yapalım. Hayır. Uyuşturucu sanıklarını, Hayır, sandık başkanı yapalım. Yani Hatta siz... yüksek seçim kurulu başkanını da alalım görevden. Oraya bir mafya babası bulalım. Ee, çoğu da öldü, vefat ettiler. Artık piyasada mafya babası da iki tane, üç tane kaldı. Ama onları da alalım götürelim. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun başına getirelim o zaman yani. E tamam nasıl olacak? Yani ne tamam e onlar, onlar oy kanun yazıyor. Yani kanun onlar, diyor ya ki Ya ben size ben şunu soruyorum. Kamu benim, hizmetinden yasaklı ben, olanlar seçmen niteliğini kaybederler. Ama ben ona itiraz etmiyorum. E, da, niye bunları itiraz niye biz seçimden önce görmedik de şimdi seçimden sonra bir şeyleri kaybedince bas 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 bağırıyoruz? Ben yani buna Seçim öncesinde de birçok şeyi dile getirdik. Birçok şeyler dile getirildi hiç ama Hiçbir şey getirilmedi Ali İhsan bey. Hiçbir şey getirilmedi. Bakın ben size söyleyeyim. Hiçbir şey getirilmedi. Herkes Erdoğan'a baktı. Erdoğan ne söylüyorsa onu getirdik gazetelere koyduk ve Erdoğan seçim alacak zannettik ve yanıldık. Erdoğan da alabileceği oyun en yükseğini aldı. Hiçbirimiz çalışmadık. Ne gazetecileri çalıştı, ne partilileri çalıştı, ne üst düzey yöneticileri çalıştı. Erdoğan Davutoğlu, Ahmet Güle suç bulana kadar partisinin üst düzey yöneticilerinin nerede ne yaptıklarına bir baksın. Bakın bu kadar ne söylüyorum nerede ne yaptıklarına bir baksın nerede nasıl çalıştıklarına baksın ya da nerede nasıl e, adaylar üzerinde e, planlar kurduklarına baksınlar şimdi biz bunlara bakmayacağız e, geldik 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 şimdi sıkıştık sizden başka da bu işe sahip çıkan kalmadı zaten ya yani sizin bit ancak o eleştirilerinize efendim şurada bir aday gösterilmiş bu adayı kesinlikle seçimi kazanamaz şurada şöyle birisini göstermiş o adam işte şöyle kötü bir adamdır şeklindeki eleştirilerinize cevap vermekten bu tür ayrıntıda kalmış gibi görünen şeyleri belki dile getirememiş olabiliriz ama o gün söylemedik diyerekten bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesiydi bu. Yüksek Seçim Kurulu yapsaydı, niye yapmamış? Yani şu anda mı Ya Yüksek, seçim kurulu, mi yüksek bu seçim kurulu sizin babanızın oğlu değil. Benim de babam. Babamın oldu. oğlu Yüksek Seçim Kurulu üyeleri. Bizim maaş verdiğimiz vergilerle maaşlarını alıyorlar. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndaki adam sırf bu sebeple bu seçimin adil şekilde yapılması için maaş alıyor. O adam bakmıyor. E ben niye görmedim onu? E ben bir gazeteci olarak birisini görürüm, ikisini e görürüm. Mesela ben sizin bugün yazdığınız yazıda Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanına ya bir bakayım kimmiş bu adam dedim. Merak ettim. Ya adamın bütün AK Partililerle fotoğrafları var. Yani adamın yani CHP'liyle bir fotoğrafını görseydim bakın adam CHP'liymiş diye ekrana verecektim. Adamın hepsi yani Maltepe'deki e, ondan sonra orada neresi var? Hadi Emre yardım etsene. Başka hangi? Sancaktepe. Sancaktepe Belediye var. bravo bravo. Bravo. Ziyaretini görmüşsünüz. bravo bak Sancaktepe. Sancaktepe. Ama benim programda söylediğim şeyi unuttunuz. O, o hakimin Koç Holding'in akite açtığı davada hem de kıytırık bir davada gezi eylemlerini destekleyen Koç Holding'in Divan Oteli'nin yaptığı o gezicilere yönelik olarak lobide hizmet vermelerini vesaire ücretsiz olarak hem de verdiği hizmetleri yazdık diyerekten Koç Holding Divana Oteli Akit Gazetesi'ne dava açtı. O Abdullah Çift Tüzün isimli hakim 25 bin lira tazminata hükmetti. Yani benzer davalar var. Benzer davaların büyük çoğunluğunu biz kazanıyoruz. Bir iki tanesinde 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira tazminata hükmedenler var. Bu hakim. 5 bin lira 10 bin lirayla da yetinmiyor. 25 bin lira tazminata hükmediyor. Kafa yapısına deklare ediyor. Bas bas bağırıyor. Benim eğer önüme gelirseniz ben size bir bardak suda bağırım diyor adam. O adamın ilçe seçim kurulu başkanlığında seçime gidiyoruz. Ya adamın hep AK Partililerle resmi var, fotoğrafı var diyorsunuz. Ne? Adam var da o adam ilçe seçim kurulu başkanlığı görevinde Hı. Sancaktepe Belediye Başkan adayı veyahut da Sancaktepe Belediye Başkanı da bir nezaket ziyaretinde bulunurken onunla da bir fotoğraf çektirmiş. Hı hı. Bu onun AK Partili olduğunu mu gösteriyor? E ben C size kararını gösteriyorum onun işte. CHP'li olduğunu Çok da göstermez. CHP'li olduğunu ben gösteriyorum size. Ya sizin i̇şte aleyhinde bir karar burada. Ya. adam burada. Değil Bey e Peki o zaman söyleyin bunu bir izah edin vereyim ben size kararı. Üç gün mü? 10 gün mü 30 gün mü CHP'li avukatları da yanınıza alın böyle bir karar verilebilir mi diye bir Konuşun, bir sohbet edin, bir danışın bakalım ne diyorlar. Yargıtay da bozuyor bu kararı. Yargıtay'ın bozduğu bir karar 25 bin lira tazminata hükmediyor adam. Efendim AKP'ye mahkum etmekle o adam CHP'li olmaz. Neli olur? AK Partili mi olur? Peki Yargıtay'ın tek bozduğu karar bu değil herhalde. Bu adam niye halen hakimlik yapıyor derim ben o zaman. Yani bugün her gönderdiği karar Yargıtay'dan böyle dönüyorsa bir adamın YSK diye bir kurumumuz var bizim bu adamı Alsın. Ben, ben de davet ediyorum HSK yetkililerinin şu kararı bir incelesinler 2014'te 323 esas sayılı İstanbul Anadolu 22. Asya Hukuk Mahkemesi'nin kararı davacı Koç Holding, divan turizm, avukatları Uğur Çapkın, davalılar Uğur'lu gazetecilik, basın yayın, reklamcılık şirketi ve karar davanın kısmen kabulüne her bir davacı için ayrı ayrı onar bin liradan olmak üzere 20 bin lira tazminata fazlaya ilişkin taleplerin reddine diye devam ediyor. Gerekçe de şu, gerekçeyi de okuyayım da izleyicilerin aklında bir soru kalmasın. Divan Otel'e gezi protestolarındaki cesareti için dev ödül başlıklı yazının da esasen verilen habere dayanak olmayacağı, bu haber ile davalı gazetelerde çıkan haberlerin eşit ağırlıkta olmadığı, yani yazılan yazıların amacını ve eleştirinin sınırını aştığı görülmektedir. Gezi olaylarıyla Divan Otel'e arasında bağlantı kurmak esasen doğru değildir. Bitti. Divan ile gezi olayları arasında bir ilişki kurmak da esasen doğru değildir diyor. adam kafa yapısını koyuyor oraya. Ben geziciyim diyor. Hı hı. Ben Tayyip Erdoğan'ın devrilmesini istedim diyor. Hı hı. Şimdi gezi olaylarıyla patronlarının alakalarını kesmek için burada ilişki kotarıyorum diyor. Resmen bunu söylüyor. Hı hı. Gezi olaylarıyla ben binlerce fotoğraf gösteriyorum. İsteyen girsin Twitter'a bir gezi desin yanına da divan yazsınlar. Çıksın fotoğraflar geziciler nasıl gitmişler lobide oturmuşlar yan gelip yatmışlar orada ne Divan Oteli bir ne, ne ticari kuruluş ya ne lobisi Ali İhsan Bey ya bir ticari kuruluş Divan ne Oteli ya ne lobisi bütün odalarını... bütün binayı bütün siz, binayı yani siz gitmediğiniz için görmediniz ben gittim ben, ben, ben gitmedim. gitmedim kapısından çok Di geçmişimdir divan ama gitmedim Divan Girmedim Oteli'ne Di hayır öyle değil o gün de gittim ben yani evet. gezi olduğu zaman da oradaydım ben ben oradaydım her yerde varım Orada da vardım. Yani eğer isteyen varsa kamera görüntülerinden bulabilirler beni. Varsa oraların kamera görüntüleri bulabilirler. Orada da vardım. Bütün bina kullanıldı. Ama bütün bina kullanılırken belki hakim şunu düşünmüş olabilir. Zorunlu olarak oraya geldikleri için de ev sahipliği yapmış olarak nitelendirebilir. İşte zorunlu olarak biz e, haksızlık yapmamak için Dolmabahçe Camii'nde de aynı mantığı sergiledik. Dedik ki polisler kovalıyordur gezicileri, geziciler de bir sığınacak yer arıyorlar. E mabettir burada polis girmez içeriye diye düşünüp içeriye girmiş olabilirler. Kapıyı kırdıkları halde eyvallah dedim ama içerideki görüntülere baktım Dolmabahçe Camii'nde... Adam mihraba, minbere, ayakkabılarıyla oturuyor, bağdaş kuruyor. Herhangi bir polisin girişi yok, herhangi bir saldırısı yok. Buna rağmen orada caminin içerisinde ayakkabılarla dolaşıyor. He, senin niyetin kötü niyetlisin sen. Diyorum. Aynı şekilde gezide de divan oteli eğer bir günlüğüne kapısını açmış olsaydı dediğiniz doğru olabilirdi. İkinci günün görüntüleri var. Üçüncü günün görüntüleri var. Bütün gezicilerin yaşasın divan oteli diye attığı paylaşımlar var. Ali Koç sen adammışsın diye yaptıkları paylaşımlar var. E bu paylaşımlar karşısında ben ne yapacağım? Yani gizleyeceğim mi ben bu olayların hepsini? Onu mu istiyorlar? Abi. Ben de basın özgürlüğü çerçevesinde yazmışım. Dolayısıyla bana kimse kalkıp da efendim sen niye bunu yazdın? Ali Koç bizim babamızdı ya bize kapılarını açtı. Niçin böyle bir görüntü yok? Alın buyurun. Hayır doğru bunlar hepsi e tamam. doğru. bunlar hepsi doğru ben bunların doğru. Bunlar doğru ama 20 bin lira tazminata yükme ay, bu, adam. Bu, bu şu. O hakim işte bu hakim. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdüllatif Tüzün yani kaymakam ona adam yolluyor. Diyor ki liste al kardeşim diyor. Maltepe'deki hı. kamu görevlilerin listesi diyor bunlar. Hı hı. Buyur diyor. Bunlardan kurra çek. iki tane adam belirle. kurra usulüyle. Biri sandık başkanı olacak. Birisi de üye olacak diyor. Kanun bunu emrediyor diyor. Seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunun 22. maddesi. Bunu öngörüyor. Buyur diyor. Kaymakam bu listeyi yolluyor. O Abdüllatif Tüz'ün isimli hakim. Yani şurada Divan otelinin gezicilere bir desteği yoktur diyen o hakim bu listeyi kaymakamın yolladığı listeyi alıyor, çöpe atıyor. Ondan sonra bir yazı yazıyor. İş Bankası'nın Genel Müdürlüğüne, İstanbul Şube Müdürlüğüne bize seçmen e, kütükleri hakkındaki e, yapılacak seçimde sandık başkanı olmak üzere Adamlarınızı yollayınız listesini diyor. onları alıyor. Onlara bu onu atmıştı zaten çöpe o listeyi alıyor, oradan sandık başkanı belirliyor. Biz de bu oturuyoruz burada Adamlar seçimi kazanmış neyi konuşuyoruz diye algı oluşturur. Şu bizden sonraki yayını e, iptal edebiliyor muyuz? ya O kadar keyifli gidiyor ki uzatalım istiyorum ben. Serdar Bey'le bir konuşun eğer uzatabiliyorsak <laughs> uzatalım istiyorum. Çünkü o kadar konu başlıklarımız var ki. Yani hiç olmasa bugün e, ta, herkes tatilde, herkes izinli. Biz birazcık daha fazla çalışabiliriz. Bir 15-20 dakika daha e, mesaisini de istemiyoruz yani. istiyor muyuz Ali İhsan Bey? İstemiyoruz ama... La <laughs> yani şey yapacaklarımız işler var. Mı? Şeyler var. var mı? Dolayısıyla bir 15 dakika daha bakın şu cumhuriyetteki hakim olduğu yerde de fazla konuşmamak da gerekir. Dolayısıyla zarar gelebilir. Onun için zamanında bitirmekten yanayım ben. Evet ama bakın şu haber var ya. 10 numara bir haber. Bu Yeni Şafak gazetesindeki şu haber. Dörtlü medya operasyonu. Bakın. Tamam. Bakın mesaj geldi vallahi Serdar Bey bizi izliyormuş. 15 dakika uzatıyoruz dedi. Bravo. O zaman birazcık daha rahat rahat gidelim. Bakın bu önemli bir haber. Niye biliyor musunuz? Sizin yapamadığınızı batıllar yapıyor. Onun haberi bu. Ben okuyayım ki izleyicilerimiz de bilsinler. Dün Akit gazetesinde vardı. Vardı. Ee, evet. Dörtlü tamam. olarak birlikte artık bundan sonra hatta bir kanal da, televizyon kanalı da. YouTube. Sadece YouTube değil tamam. ayrıca bir tamam. televizyon kanalı da açacak. Tamam YouTube'la sınırlı değil. Tamam. Çok güzel. O zaman bakın geziden bu yana Türkiye'ye medya yığınağı yapan batılı ülkeler kuşatmayı ileriye taşıyıp ilk kez ortak kanal kurarken... Siz Akit TV'de yayına gelmiyorsunuz. Benim itirazım bu Ali İhsan Bey. Benim itirazım bu. Bakın siz bu adamlarla uğraşacaksınız. Bu adamlara okuyamıyorum bile ben. Fransız 24 kanalı öyle değil mi? Docevelle Alman. Birisi Fransız, birisi Alman. BBC Dünya Servisi Direktörü. O kim? İngiliz. O nereli? Voa Güne, Güney Kore. Değil mi? Orta Asya başkanı. Şimdi hepsi yan yana geliyor ve siz ise 3 tane gazete, 3 tane gazeteciyi bir araya getiremiyorsunuz. Siz Fatin Dağıstanlı'ya enformasyon bile veremiyorsunuz. Olayları el yordamıyla buluyorum ben. El yordamıyla bularak yürüyorum ben. Şimdi ben batıya iliştirilmiş bir gazeteci olsaydım şu anda ne konuşacağıma kadar her şey önüme yazılı olarak gelir ve ben bu ekranlarda çıkar o yazılı olan bilgilerle konuşma yapardım. Yıllarca CNN'dekiler böyle yaptılar. Böyle yapmadılar mı? Doğru. Böyle yapmadılar mı? Doğru. Tel Aviv'den beslenmediler mi? Washington'dan beslenmediler mi? İngiltere'den, Londra'dan beslenmediler mi? aldılar, götürüldüler, kampa sokuldular. Sonra geldiler. O batılların, İslam düşmanlarının ne söyleyecekleri varsa bu ülkedeki medyalar aracılığıyla bütün bunları söylediler. Şimdi bakın yapıyor. E peki ben nasıl anlatıyorum? 10 senedir anlatıyorum. El yordamıyla anlatıyorum. El yordamıyla parmaklarımı kullanıyorum. Başka bir şey yok. Parmaklarımı kullanarak anlatıyorum ve Allah'a şükür olsun ki Bakın Allah'a şükür olsun ki bir tane bile ya burada yanlış söyledin denilen ya da daha sonraki süreçte yanlış çıkan hiçbir olayım olmamıştır. Hiçbir olayım olmamıştır. Niye? E demek ki geçmişte yaptığımız sevaplar var ki yani bize yanlış yaptırmıyor diye düşünenlerden birisiyim. Söz sizin. Yani... Atit'le Yeni Şafak yan yana gelemezken örneğini veriyorum. Yani geliyordur belki de ama yani bütün bu adamlar yan yana gelemezken sabah kendini tek başına sanki ülkenin medyasıymış gibi alıp götürürken Atit'i oyunun dışına çıkartmak, Yeni Şafak'ı oyunun dışına çıkartmak için mücadele verilirken bakın karşınızda Haçlılar, Siyonistler, Batılılar, Türkiye'yi yutmak isteyenler, yeni Türkiye, yeni Erdoğan, Türkiye bölgesel ve küresel güç merkezi olmasın diyenler neler neler yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Seçimden önce ne yaptılar? E ya dedik bunlar bir araya geldi, geliyorlar. Siz ne yaptınız? Siz hep omuz atarak yürüdünüz. Siz hep omuz atarak yürüdünüz Ali İhsan Bey. Yani siz derken şahsınız için söylemiyorum bunu. Siz hep omuz atarak yürüdünüz. Biz bu milletin önüne kimi koyarsak koyalım bu millet seçer dediniz. Seçmedi. Bakın bu kadar net. Seçmedi. Seçmeyeceğini gösterdi. Hatta Cumhur İttifakının güçlü olduğu illerde bile sizi değil de MHP'nin adayını seçtiler. E, MHP'ye yaradı diye şimdi feveran ediyorsunuz. Neredeyse MHP'den bile uzaklaşmak için yoğun bir gayret sarf ediyorsunuz. Şimdi böyle yürünmez. Sizin elinizde iki tane Fatih Dağıstanlı var. Üç tane Ali İhsan Karahasanoğlu var. Otuz beş tane varsa buyurun yürüyün. Buyurun yürüyün. Biz eşik bekçileriyiz. Eşik bekçilerini bile ihmal eden bir yapının... Dört buçuk yıl daha iktidardayız diyor. Dört buçuk yıl daha dayanabilmesi mümkün değildir. Bakın bunlar tarihi uyarlardır. Ve ben Karar Gazetesi'nin yazılarından bahsediyorum. İki isim daha bahsedeyim. Çok önemli yazılar yazıyorlar bu ara. Birisi Abdurrahman Dilipak, birisi Şevki Yılmaz. O kadar işten samimi olarak AK Parti'nin yolunda yürümesi için gayret sarf ediyorlar ki. Ediyorlar mı? Eyvallah. Yani Şevki Yılmaz Hoca da Abdurrahman Dilipak da işlerinden geldiği şekilde samimi olarak hiçbir menfaat gözetmeksizin uyarılarını yapıyorlar. Ama sizin küçük küçük noktaları büyüterek işte adaylara kimi koyarsam koyayım kazandırırım, seçtiririm şeklinde bir bakış açısı sebebiyle seçimler kaybedildi. Bir yerde öyle olabilir. Ama bizim en çok tartıştığımız yer İstanbul. Ve İstanbul'da da kimi koyarsam kazanır mantığıyla yaklaşılmış değil. Binali Yıldırım gerçekten İstanbul'a yakışan bir adaydı. Hak eden bir adaydı. Ama buna rağmen İstanbul'daki karşı cenahın kirli ittifakı sebebiyle ile bir şekilde hırsızlıklar da devreye girerek bakın burada dört tane farklı ülkenin kanalları veyahut da etkin isimleri biri işte Erik, birisi Cam, birisi Peter, birisi bilmem Fenwick ve bunların birlikteliğinde Türkiye'ye yönelik olarak meşru hükümete karşı bir algı oluşturmak üzere birlik içinde hareket etmeye karar veriyorlar. E biz de buradan kalkıp diyoruz ki sizin gücünüz 4.5 yıl boyunca yetmez. 4.5 yıl sonrasına çıkamayabilirsiniz. Bunu kapalı kapılar ardında ey AK Partili Genel Başkan Yardımcısı, ey Genel Sekreter Fatih Şahin bak adamlar birleşiyorlar. 4,5 yılın sonunu siz de göremeyebilirsiniz, biz de göremeyebiliriz diyebiliriz. Ama bunu buradan söylediğimiz zaman eğer karşı cenahta alıp bakın onlar da kabul etmeye başladılar. 4,5 yıl sonrasını göremezler artık bunlar diye cesaretleniyorlarsa yanlış yapmış oluruz. Biz bunları göstereceğiz. Bunların birlikte hareket ettikleri divanları, koçları göstereceğiz. Onlarla birlikte hareket eden Maltepe'deki ilçe seçim kurulu başkanı Abdülhatif Tüzünler'in ne yaptıklarını, Akit'e ne karar verdiklerini göstereceğiz. Kalkıp da karşı çıkmayacağız. Adam bir tane karar vermiş diyerekten CHP'li mi oldu yani demeyeceğiz. Bir tane de AK Partili lehine verdiği, böyle saçma sapan bir davada verdiği kararı gösterebiliyorsak göstereceğiz. Gösteremiyorsak Evet, CHP'li kafasından bir adammış bu diye kabul edeceğiz. Dolayısıyla burada serin kanlı olmamız lazım. Ekranlardan söylememiz gereken uyarıları yaparız. Eyvallah. Ama ekranların dışında yapılacak uyarıları da Nasrettin Hocayım Ali İhsan Bey. Ben Nasrettin evet. Hocayım. Ben testi kırılmadan söylerim. Kırmadan. Ama işte Nasrettin Hoca en çok şunu söylemiş. En meşhur sözü de diyor ki ev sahibinin bu kadar kusuru var da hırsızın hiç hiçbir kusuru yok tamam, işte. diyor. Nasrettin Hoca. Ama hırsız hırsızı... e, Ekrem İmamoğlu'nu adeta göklere çıkartıyorsunuz. Evet. Güzel bir e, şekilde yurtta yağında sor, soluğu bulmuşsunuz. Gösterdiniz. İzleyicilerimiz de Ay Siz benden önce görmüşsünüz. Göstermemişsiniz. Ben görmedim. Sadece radyodan dinledim ama tamamını dinlemeye dinleyememişim. Bunu bu görüntüyü görünce anlamış oldum. Hı. Radyodan dinleme fırsatı buldum. Fakat bu bölümünü görememiştim. Siz onu gösterdiğiniz için gerçekten önemliydi. Ama öbür taraftan da e, ev sahibine 30 tane kusur bulup ondan sonra hırsızı da bir anlamda e, pirupak da ilan etmiş olmayalım. Hayır Pak ilan etmiyoruz. Ben diyorum ki ben şu Kılıçdaroğlu'nun biraz önce izleyici göndermişti. Kılıçdaroğlu'nun dünkü mesajını e, veren arkadaşlar var diye bir e, tweet atmış. PKK'yı kınıyor. Kılıçdaroğlu PKK'yı kınıyor. APO'nun Apo heykelini dike Apo dikeceğiz bakın, bakın, diyene bak. Bak. ne diyor onu gösterin bakın, bak. eyvallah. Fırat Kalkan harekatı bölgesinde YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu bu riyadır işte riyadır bu yani siz eğer bunu illa bunu istiyorsanız işte bunu diyor. Ama bugün de İstanbul'da seçim yaparsanız OPKK'lılar Kılıçdaroğlu'na götürüp oy verecekler diyorum. Siz öyle zannediyorsunuz. Daha iki gün önce YPG Türkiye'ye saldırı mı düzenleyecek diyen adamın bu riyakarlığını herhalde Kürt seçmen de görecek buradaki iyi partili seçmen de görecek. Öyle gidip de işkencecilerin cenazesinde boy gösterisi yapmakla milliyetçi olunmaz, ülkücü olunmaz. Bütün maskeler iniyor, makyajlar iniyor. İnşallah eğer yüksek seçim kurulu tabii ki hukuka bağlı olarak versin kararını çıkarsın desin ki şu 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 şu, şu. seçmen olma niteliğinde olmayan kişilerin oy kullandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu seçimlerin iptali yani altını dolduracak gerekçe ilerle karar verdiği takdirde ben İstanbul seçmeninin. CHP'ye büyük bir ders vereceği kanaatindeyim. Evet bu arada bir son dakika bilgisi var. Şu anda ekranlarda da gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı e, Bahçeli bizi izliyor herhalde ki. Diyor ki Cumhur İttifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Bu ittifaka sahip çıkılmalıdır. Fitne kazısı yapanlara sırtımız dönük kapımız örtüktür diye bir cümleyi paylaşmış. On numara cümlelerden e, bir tanesi. Yani Bahçeli her şeye rağmen kararlılığını en üst seviyede götürüyor. Götürüyor. Kastamonu ile ilgili açıklamanıza da bir anlamda sırtımız dönük diyor. Ama ben merak Benim ediyorum. Ne miydi yani? Ee, o o şekilde yorumlanabilir. Dolayısıyla yarın inşallah ben o konuyu da araştırıp gerçekten öyle midir, değil midir? Yok geldi i̇ddi o. Iddi Kastamonu, iddi o. Iddi İnebolu de de ve Bozkurt mi? ilçeleriymiş. Kana... Üçünde birden ne yapmışlar? Hayır, Kastamonu'nun İnebolu ve şey Bozkurt, Kastamonu'nun ilçeleri üçünde birden büyük üçün iki ikisini tane. birden ülke ocakları başkanlarına çöpçü mü yapmışlar ikisinde evet. de İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde. birden tam onun İnebolu ve Bozkurt ilçesi. Haydi Var. varsayalım öyle yarın inşallah araştırıp geliriz tamam. bu bu arada İnebolu çok güzel yer. Yani e, şeyi gördün mü? Bozkurt'u çok hatırlamıyorum ama İnebolu güzel sahilde. E, güzel falan sahil deyip söylediğim şeylerin üzerine örtmeyelim. Öyle, yani sahilde yapalım. dolaşırız eren falan deyip yapalım. ehli keyiflerin e, ağzına bir parmak bal çalıp da ondan sonra esas konuyu unutturmayalım. Yarın, yarın. İki ilçede ülkücü, ülkü ocakları başkanı, ülkücü de değil. Ülkü ocakları başkanları ilçe düzeyinde bunlar belediyede görevliyken MHP'deyken belediye görevliydiler. Şimdi AK Parti ikisinde de kazandı diyorsunuz ve ikisinde de çöpçü yapıldılar diyorsunuz. Yarın bakalım. Evet hocam. bakalım. Ee, ama ben şu fotoğrafı siz söylediniz. Ben göstereceğim bu fotoğrafı. Yani buradan e, kaçış yok e, bizim için. Şimdi ben bu fotoğrafı verenlerin e, bu ülkede kriz çıkartmak istediklerini düşünüyorum. Yani bu fotoğrafı verenler cumhuriyete vermişler bu fotoğrafı zaten. Benim bakış tarzım böyle. Yani. Bu Bundan sonra namaz da kılmayalım. Ne olur ne olmaz. Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri gelip görebilirler, Hayır, çekebilirler. Görmemişler, bunu görmemişler. Mescidi de kapatalım Cumhuriyet, mı? Akit'teki Cumhuriyet, mescidi. Birileri öyle söylüyordu. Akit'tekiler namaz kılmaz falan diyordular. Hı. Mescidi de kapatalım. İşlerine gelince öyle söylüyorlar. İşlerine gelince de işte siz şimdi diyorsunuz ki bu fotoğrafı vermişler. Ne güzel ya. Ben çocuğumu yollamaktan gurur duyarım oraya. Hı hı. Bunun anlamı o. Ama eğer fitne peşinde koşan bir Cumhuriyet gazetesi varsa o da der ki takkeye koymuşlar erkeklerin başına türbanı geçirmişler kız çocuklarının başına kaymakamda geçmiş önlerine namaz kılmışlar birlikte diye fitne çıkartır ama %98'i Müslüman olan bu ülkede bunlara bu günden sonra artık bir yem yok. Bunun yok. da altını çizelim. O zaman şu haberi de gösterelim Ali İhsan Bey. Atatürk'e bir saygısızlık daha. Erdoğan'ın sözü salona asıldı. Atatürk'ünkünü indirip Tayyip Erdoğan'a asmışlar. Sizce Tayyip Erdoğan buna rıza gösterir mi? Böyle bir harekette arzu eder mi? Önce bunu da araştıralım. Nedir, ne değildir? Yani Atatürk'ün sözünü indirip Tayyip Erdoğan'ın sözünü 31 Mart'tan sonra asmışlar gibi bir algı oluştu. Aynen, Aynen. Onu da onu da bakalım ben cumhuriyete. Yani işte provokasyon. Amerika'ya düne kadar kıyameti kopartan bunlar emperyalist diyenler Venezuela'daki Amerikan darbesine destek çıkar tarzda haberler yapan Cumhuriyet'in hiçbir dediğine ben inanmam. Evet bugün 1 Mayıs Ali İhsan Bey uzattık da birazcık hakikaten de keyifli de oldu. Yarın yine aynı saatte herhalde buradayız ama bir 1 Mayıs mesajınız varsa onunla Girişte verdik. Tekrar artık gerek yok. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah diyorum.